Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şu dört haslet bulunan kimse başka bir şey üzülmesin. Yani sen de şu sayacağım dört alamet varsa hiçbir şey üzülme. Bir, doğru konuşmak. Bir adam yalan konuşmuyorsa vallahi de billahi de tallahi de, bak bunu riyasına konuşmuyorum. Yalan söyleyen adamdan nefret ediyorum. Bir kere bir adamın bana yalan söylediğini görürsem kalbimde o adama karşı olan bütün sevgi, muhabbet bitiyor abi ya. Gerçekten bitiyor. Çünkü yalan öyle bir şey ki bir kere yalan söyleyen gerisini mutlaka getiriyor abi. Yalan öyle bir hastalık. Ama ne diyorlar? Pembe yalan. Bu işin pembesi yok. Beyazı, yeşili, mavisi yok abi. Yalan yalandır. Doğru konuşacak. İki, emanete riayet edecek. Adam sana şu kalemi verdiyse, kardeşim şu kalemi tut, geliyorum. Oradan biri, kardeş kalem lazım, verir misin? Kardeşim bu emanet, veremem. Ya o kadar, işte o kadar. Şu kalem, hani küçük görüyoruz ya bazı şeyleri. Kağıt abi. Şu gördüğün kağıt. Adam sana verdi. Kuruş bile değil şu. Emanet abi, veremem. Bitti. Peşine güzel ahlaklı olmak. Arkadaşlar güzel ahlak, yani hadis-i şerifte var. Mizanda, yani hesap zamanı günahlarla sevaplar tartılırken sağ tarafta güzel ahlaktan daha ağır gelecek hiçbir amel yok. Güzel ahlak ne demek sen biliyor musun kardeşim? Peki burada güzel ahlaktan maksat nedir? Mesela bazı insanlar var. Örnek ben. Ne demek örnek ben? Adamın mizacı sert olabilir. Ters olabilir. Ya, mizaçla alakalı bir şey. Şimdi birkaç tane hadis-i şerif okuyunca anlayacaksınız. Yapısıyla alakalı, adamın karakteridir. Mesela hadis-i şerif Taberan'da geçiyor ha. Sonra konuyu bağlayacağım şimdi. İki melek var. Biri sert, biri yumuşak mizaçlıdır. Bak hadis-i şerif okuyorum. Sert mizaçlı. Yaratılış öyle. Bunlardan diyor biri Cebrail, diğeri Mikail'dir. Peygamberlerden biri yumuşak, diğeri sert mizaçlıdır. Bunlar İbrahim ile Musa'dır diyor Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Musa aleyhisselam çok sertti biliyor musunuz arkadaşlar? Niye Rabbim Celle Celaluhu git Firavun'a yumuşak konuş dedi? Çünkü mizacı da sert. İkinci bazı tefsirlerde geçen şu, hani yumuşak konuş ki belki kalbine işte merhamet gelir, hani insaf gelir de tövbe eder anlamında. Ama Musa aleyhisselam gerçekten çok sertti. Bir tokatta bir Kıpti'yi öldürdü. Bir tokatta. Hem de güçlüydü. Musa aleyhisselam'da 40 erkek gücü vardı. Bir tokatla adam ölür mü ya? Ama Musa aleyhisselam öldürüyordu. Peşine iki arkadaşım var. Biri yumuşak huylu, biri sert mizaçlı. Biri Ebu Bekir radıyallahu anh, diğeri Ömer radıyallahu anh. Bak sert mizaçlık varmış, varmış. Mesela modeli hemen kendimize bağlayalım. Abi yapım sert. Çok hoşlandığım bir şey değil. Savunduğum için de konuşmuyorum. Ama öyle kardeşim, bazı insanlar var mesela çok hoşuma gidiyor. Kızmayı bilmiyor adam. Adam pamuk gibi ya. Kızma yok. Ha şimdi bak bir daha söyleyeyim. Bu sert mizacın arkasına saklanarak da ona buna saydırma yok işin içinde. Allah için kızar. Nefsi için kızmaz. Ya da üzüldüğü için kızar ve benzeri. Ama bize ne bağırıyor? Her şeye bağırıyor. Bu ne lan, mafya mısın, hoca mısın? Ne alakası var? Geçen gün yorumda gördüm. Yazmışlar, mafya yazmışlar bana. Ya böyle mafya mı olur ya? Mafya kürsüye çıkıp sohbet mi yapar? Beni konuşturmayın ya. Ya zaten dedim yani piyasada bir kere adın çıktı mı öyle devam ediyorsun yani. Mafya diyorlar, çete lideri diyorlar, KGT diyorlar, devlet adamı diyorlar. Her şey diyorlar abi. Ya bir kulp bulacak yani, nereden tutturursam. Abi bir daha söylüyorum. Kişinin yapısı, adamın mizacı sert ise hemen ona kulp bulmamak lazım. Biraz anlayış olmak lazım. Ya adamın yapısı bu kardeşim. Adam, hani adamın ağzı bozuksa buna anlayış göstermek yok. İyi anla burayı. Adam mesela pistir böyle, ağzı bozuk, küfür bas. Bu mizaçla alakası yok. Bu karaktersizlik. Habire küfür. Millete ana avrat söver. Bilmem ne, ağzı bozuk. Bu ayrı bir şey. Ama kalkıp da bana altına, ben işte geçen hafta mesela Esenler sohbetinde
Yorumlara bakıyorum. Ne kadar çok bağırıyorsun. E bağırıyorsun diyorum da kardeşim olayı bilmiyorsun. Arka taraftan bana sohbet sonunda ses çok az geliyor diyorlar. E bağırmasam arka taraf duyamayacak abi. Ben normal zaten ses sistemi çok iyi değildi. Hatta oradaki hoca bile dedi. Arka tarafa keşke kolon çekseydik dedi. Elhamdülillah mescit dolu taştı. Geriye dönenler de oldu. Elhamdülillah. Rabbim sayıdan artsın amin. Amin. Rabbim nazardan muhafaza eylesin amin. Amin. Bağırıyorsun niye bağırıyorsun? E şimdi burada bak ben çok bağırmıyorum. Niye bak ses sistemi güzel. 10 numara bak elhamdülillah Rabbim nasip etti. Rabbim daha da büyük yere nasip etsin amin. Amin. Ama burada bizim orada aslında şimdi sohbet gereğinde bağırmamız gereken böyle hani bağırman gereken de bağıracaksın. Mesela bazı ayetlerde volüm yükselir niye? Bazı ayetlerde volüm kısılır. Azap ayetleri var, rahmet ayetleri var. Bu ayetlerde okuyucunun, karinin ya da hocanın ya da hafızın okuyuşu değişir. Çünkü azap ayetinde farklı okuyor, rahmet ayetlerinde farklı okuyor. Cennette ayrı okuyor, cehennemde ayrı. Bak görüyor musun ses nasıl değişiyor? Velhasılı kelam. Burada dedim ya maalesef şu memlekette güzel ahlaklı olmak, doğru konuşmak, emanete riayet etmek, yiyip içmekte iffetli olmak, yiyip içmekte iffetli olmak ne demek arkadaşlar? Haramdan sakınmak. Taberani'de geçiyor. Yani yediğine işine dikkat edeceksin. Her önüne geleni, her önüne gelen yerden yemeyeceksin. Tanımadığın birinden bir şey geldiyse soracaksın. Çekinme abi sor ya. Sor abi niye çekiniyorsun? Belki haram. Belki adam iddiayı tutturdu. Misal diyorum. Misal 1 milyon demeyeyim neyse 1000 lira kazandı misal. 500 lirasıyla ne aldı? Bisküvi çikolata aldı diyelim örnek. Gelirken bir poşet bisküviyle gelmiş. Baba yiyin helaldir. Oha! Babanın malı gibiydi. Helal helal olsun diyor. Helal olsun diyor. Hani haram sanki söyleyince helale dönüşüyor havadayken. Tabii. Ye diyor helal hoş olsun diyor. Kardeşim ayıpsın benden diyor. Baban hayrolsun ya. Sen böyle şey yapmazsın. Kardeşim az önce iddiadan 1000 lira geldi. 500'ü. Ha kardeşim eyvallah. Ya kardeşim al. Haram para. Açık konuşun. Korkmayın. Haram para kardeşim. Haram yenmez. Haram helal ver Allah'ım. Garip kulun yer Allah'ım. Hoppala paşa mal kara keşan. Hoppala yavrum yaz geldi. Çarşıya kiraz geldi. Gönder gelsin. Atasözleri ve deyimler. Yapıştır gelsin. Rabbim Celle Celaluhu bizi şu 4 haslete sahip olanlardan eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu doğru konuşanlardan eylesin. Amin. Amin. Emanete riayet edenlerden eylesin. Amin. Amin. Güzel ahlaklı olmayı nasip etsin. Amin. Ve haramdan sakınanlardan nasip etsin. Amin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas ta'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah.